Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 4 arka kameralı ve 64 megapiksellik Samsung Galaxy A71'e yakından bakıyoruz. Bildiğiniz gibi koronavirüs tehlikeli bir durumda yayılıyor arkadaşlar. Bizler de sevdiklerimizi ve kendimizi güvence altına almak için evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz. O yüzden kendi imkanlarımızla evimizde çekimler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir kusurumuz olursa affola diyelim. Kameralarla incelememize hızlıca giriş yapalım. Telefonun arkasına baktığımız zaman 4 tane kameranın bir dikdörtgen içine yerleştirildiğini, flaşın da burada olduğunu söyleyelim. Gayet derli toplu bir şekilde duruyor burası. 4 kameraya sırasıyla bakalım. Ana kameramız 64 megapiksel değerli ve f1.8 diyafram değerine sahip. Artık orta düzey akıllı telefonlarımızda bu tarz megapiksel değerlerini görüyoruz. Diğer bir lensimiz yine artık alıştığımız geniş açılı 123 derecelik bir açıya sahip olan ultra geniş açılı lensimiz 12 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram değerini taşıyor. Bir diğer kameramız 5 megapiksellik bir makro kamerası arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha kameramız var. O da tabii ki de tahmin edersiniz ki derinlik işlerine bakıyor. Bu telefonu da masaya koyduğumuz zaman kamera çıkıntısından dolayı telefon şöyle masada oynuyor. Fiyat segmentine göre gayet iyi bir kamera dörtlüsüyle birlikte geldiğini söyleyebilirim. Çektiğim fotoğraflarda kontrastın biraz düşük olduğunu fark ettim arkadaşlar. Ancak bu benim birazcık daha işime geliyor. Çünkü daha sonra üzerinde renk oynamaları yaparken bana biraz daha kolaylık sağlıyor bu mesele. Makro lens açısından da konuşmak gerekirse çok beğendiğimi söyleyemem arkadaşlar. Hani böyle makro lens deyince insanın böyle daha yakından çekilmiş daha güzel fotoğraflar elde edebileceği kanısına varıyor birazcık. Ancak öyle değil. Hani makro özelliği olmayan telefonlarda da 3 aşağı 5 yukarı buna yakın sonuçlar alabiliyor. Bu arada 64 megapiksel diyoruz ancak biz telefonu ilk açtığımız zaman 16 megapiksel değerinde çekiyor fotoğrafları. Siz 64'e çekmek istiyorsanız kameranın üst tarafında bir menü var. Oradan 64'e çekmeniz lazım. Tabii ki de bunlar birazcık daha fazla yer kaplıyor telefonunuzda. Portrelerde de herhangi bir sorun görmedim. Arka tarafı gayet güzel bir şekilde algılayabiliyor ve sizinle arka planı güzel bir şekilde abartısız bir şekilde ayırabiliyor. Düşük ışıktan da bahsedelim. Her zaman olduğu gibi zaten arka planda dönen fotoğraflardan görüyorsunuz. Detaylar biraz kaybolmaya başlıyor. Böyle renkler sanki birbirine karışıyormuş gibi oluyor. Hatta renkler böyle sanki sarıyla böyle mavi yan yanaysa o ikisi birazcık böyle birbirine karışıyor gibi oluyor. Selfie kamerasından da bahsedelim. Şöyle hazır açmışken ön taraftaki kamerayı 32 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Ancak tıpkı arka tarafta olduğu gibi 32 megapiksel çekmeniz lazım. Normalde 12 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. Tıpkı arka kameramızda olduğu gibi ön kameramızda da 4K videolar çekebiliyoruz. Saniyede 30 kare olmak üzere. Arka kameramızda da yine saniyede 30 kare 4K videolar çekebiliyoruz. Video stabilizasyonu var arkadaşlar. Direkt videoyu stabil bir şekilde çekiyor. Ancak sadece 1080p'de çekebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Bir de Samsung'un bildiğiniz gibi süper dengeli modu var arkadaşlar. Süper dengeliyi açıp videolarınızı çok daha dengeli, çok daha az titreyerek çekebiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir sorun var. Süper dengeli modu açtığınız zaman videoların titremesini istiyorsunuz. Ancak şöyle hızlı şekilde sağ sol yaptığınız zaman bayağı bir titriyor arkadaşlar. Bir süre sonra rahatsız edici bir hale gelebiliyor. Evet, şu anda sesimi A71 üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kameralardan yeterince bahsettik. Şimdi gelin dilerseniz biraz da telefonun tasarımından bahsedelim. Samsung'un orta seviye telefonlarına zaten alışıksanız bu tarz bir malzemeye de alışık olacaksınız arkadaşlar. Plastik bir malzemeyle birlikte geliyor. Plastik demek dandik demek mi? Bence değil. Tutuş hissiyatı olarak gayet güzel. Üst seviye bir telefon gibi gözüküyor. Cam hissiyatını oldukça iyi bir şekilde vermişler telefona. Işık yansıdığı zaman da telefonun arkası çok güzel gözüküyor. Bence 6.7 inçlik bayağı büyük devasa bir ekranla geldiğini söyleyebilirim telefonu. Samsung Super AMOLED Plus olan bu ekranımızın 20.9'luk bir ekran gövde oranı mevcut. Ayrıca çözünürlüğümüz 2400x1080 yani Full HD Plus. Ekranda gördüğümüz, izlediğimiz videolar, diziler, filmler gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Bu ekranımız Corning Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Biraz geriden geldiğini söyleyebiliriz. Ancak maliyetler açısından tabii ki de böyle çözümler koymak zorunda firmalar telefonlarına. Köşelerde bu Edge dediğimiz herhangi bir kıvrımlı ekran yok. Bunu seven de var, sevmeyen de var. Şahsen ben de bazen yanlışlıkla telefonlarda dokunuyorum. Rahatsız edici olabiliyor. Bu telefonda öyle bir şey yok arkadaşlar. Ön kamera artık Samsung telefonlarda alıştık arkadaşlar. Bir çentik vesaire yok. Sadece kamera deliği orta en üst tarafta yer alıyor. Artık amiral gemilerinde unutmayı yüz tuttuğumuz bir özellik olan 3.5 mm'lik jack girişi bu telefonda yer alıyor. Direkt kulaklığınızı buradan takabiliyorsunuz. Hoparlör bir tane. Stereo hoparlörümüz yok ve çok güçlü bir ses verdiğini dışarıya söyleyemem. Telefonumuzda parmak izi okuyucumuz da var. Ekranın içine gömülür şekilde geliyor arkadaşlar. Ne çok hızlı çalışıyor ne çok yavaş çalışıyor. Hani standart bir parmak
parmak izi okuyucusu ne vaat ediyorsa bu da onu vaat ediyor. Öyle ekstra süper hızlı açılan bir durum söz konusu değil. A71 Android 10 yüklü olarak geliyor arkadaşlar. Telefonda herhangi bir suya dayanıklılık iddiası yok. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda ekran boyutundan dolayı, ekran gövde oranından da dolayı tek elle tutuş birazcık zor oluyor. Ağırlık olarak üzmeyecek bir cihaz boyutuna rağmen 179 gramlık bir ağırlığımız var. Uzun süre elinizde taşıdığınız zaman öyle çok rahatsız etmedi. En azından ben test ettiğim süre boyunca böyle bir şikayette bulunmadım. Tasarımından da bahsettik. Şimdi gelin biraz da telefonun donanımından bahsedelim arkadaşlar. Samsung bu telefonu orta seviyenin amiral gemisi olarak bizlere lanse etti. Bu sebepten içine Snapdragon 730 işlemci koymuşlar. Bu işlemci bildiğiniz gibi 8 çekirdekli bir işlemci. Bu çekirdeklerden 6 tanesi düşük performanslı işleri yapıyor. 2 tanesi de yüksek performanslı işlere bakıyor. Güncel oyunları rahat bir şekilde oynatabilecek bir donanıma sahip cihaz. Grafik işleme birimi olarak da telefonda Adreno 618 var arkadaşlar. Bunun yanında 8 GB'lık bir RAM mevcut telefonumuzda. Aynı zamanda 128 GB'lık da bir depolama alanımız var. Size yeterli gelmezse dilerseniz 512 GB'a kadar hafıza kartı takarak hafızayı genişletebiliyorsunuz. Tabii ki bir süre kendisiyle PUBG oynayacağız arkadaşlar. Testimizi yapacağız. Bakalım pili ne kadar gidiyor, neler değişiyor. Hep beraber bir gözlemleyelim. O sırada ben de size pilden bahsedeyim. 4500 mAh'lik bir bataryayla gelen telefonumuzu kutu içerisinden çıkan 25 watt'lık adaptörle şarj edebiliyoruz. Yani hızlı bir şarjımız var. Sıfırdan da %50 seviyesine yaklaşık yarım saat gibi bir sürede ulaşabildim. Pil genel olarak sizleri memnun edecek şekilde ayarlanmış diyebiliriz aslında. Bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Hatta eğer telefonu böyle az kullanan biriyseniz bir günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Piliniz ikinci güne sarkabilir. PUBG'den de bahsedelim hemen. 10 dakika boyunca oynadık. Şarjımız gayet iyi seviyede gitti. %89'dan sadece %2'lik bir kayıp yaşadı. Yani %87'ye düştü. Tabii ki sıcaklığı ölçemiyoruz. Ölçüm cihazı ofiste kaldığı için, ancak en azından dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla telefonun arka kısmında elle hissedilir bir çok büyük bir sıcaklık artışı görmedim diyebilirim. Oyunumuzu da oynadığımıza göre artık yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Telefonun her zaman olduğu gibi fiyatından bahsedelim. 3250-3300 TL arasında şu an rahatlıkla ülkemizden satın alabiliyorsunuz kendisini. Eğer o fiyat da inerse orta segmentte rahatlıkla satın alabileceğiniz, tercih edebileceğiniz telefonlardan bir tanesi. Ancak şu anki şartlarla birlikte rakipleri en azından fiyat konusunda biraz daha iddialı gibi duruyor cihazın. Telefonun iyi yanları tabii ki de güzel bir bataryayla birlikte geliyor. Sizi üzmeyecek bir bataryayla birlikte geliyor. Aynı zamanda günü rahatlıkla kurtarabilecek bir kamera dörtlüsüyle birlikte cebimize giriyor. Alınabilir orta segment telefonlardan bir tanesi A71 diyelim ve böylece videomuzun da sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy A71'e yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen açıklama bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.